Merhabalar, hoş geldin, sefalar getirdin, pekiştirme dörtteyiz. Evet, bu bölümümüz neydi? Dörtgenleri de açı kısmıydı, ilk kısmı dörtgenlerin. Bundan sonra dörtgenlerde uzunluk kısmımız var. Dörtgenlerde uzun kısmına geçmeden önceki son pekiştirmemiz. Evet, pekiştirme dörtte yaklaşık yine standart pekiştirmelerimizde 12 tane soru olduğu gibi burada da 12 tane soru var. 12 tane soruyu çözüp bu konuyu ince pekiştirip uzunluğa geçiyoruz. Hazır mıyız? İyi seyirler. O zaman gelsin bir an önce birinci sorumuz. Hay hay, nedir? Klasik standart bir sorumuz. Gördüğünüz üzere hemen aklına gelmiştir. Ne gelmiştir? Dörtgen. Dörtgenin açıları ölçüleri toplamı 360 derece. Bunları toplayalım hepsini. 2x, 1x daha, 3x, 2x daha, 5x, 1x daha, 6x. 6x, 40, 15 daha, 55, 55'ten 25'i çıkartırsak 30. 30 daha ekle, 6x artı 60 mı yaptı? Eşittir 360. Buradan 6x eşittir 300 derece. x eşittir 50 derece olarak bulabilir miyiz? x eşittir 50 derece olarak bulduk. Bizden istenen şey nedir? C açısı. C açımızda c açısı da eşittir. x artı 30 derece. Bu da eşittir işte 50 artı 30'dan 80 derece olarak bulunacaktır. Yani sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? D seçeneğidir gelsin ikinci soru kazaya yaşasın ben bu evet kazayandan yapabilirsin İster o 40x ve 3x artı 10 toplamı 130 ya da kazayanı gösteren için mantığı her zaman için mantık bizim için ön planda biliyorsun 3x 2 iç açının toplamı bir dış açı eşittir. 3x artı 50 2 iç açının toplamı bir dış açıya eşittir. x artı 3x artı 50 eşittir 130 derece 4x eşittir 80 derece. x eşittir 20 derece olacaktır. Yani sorumuzun doğru cevabı nedir? C seçeneğidir. Gelelim üçüncü sorumuza. Biliyoruz ki bunların ispatlarını tek tek yaptık. İki tane komşu açı ortay arasında kalan açımız neydi? Diğer açıların toplamının yarısıydı. Değerli arkadaşım bir araya girmek istiyorum. Lütfen konu anlatımlarına girmeden, izlemeden soru çözümlerine başlama. Senden ricam. Unutmayın geometride zekadan önce sabır gelir. Sabırlı bir şekilde konuları dinlemeni tavsiye ediyorum. Orada da mantığını anlattığımız üzere alfa açımız nedir? 100 artı 70 bölü 2. 170 bölü 2'den o da ne geliyor değerli arkadaşım? 85 derece mi geliyor? 85 derecedir. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği. Ha, ee, yani şöyle de bulabilirdik. Alfa mı bu? Buraya o zaman x x y diyelim. Tamam büyük üçgen, büyük dörtgen de yani ispatını kullanmaya çalışıyorum. 2x içim rahat etmedi gene sana ispatını da göstereyim. 2x artı 2'ye artı 100 artı 70 yani 170 eşittir 360 derece. Buradan x artı y eşittir. Çıkartırsak 260 190 bölü 2'den ne, yap ne yapacaktır? 95 derece olacaktır. X artı 95 derece. O zaman X artı Y 95 derece ise toplamlar da 180 derece ise buraya da 85 derece kalacaktır. Sorumuzun doğru cevabı yine E seçeneğidir. Geldik dördüncü sorumuza. Hay hay evet ben gördüm bunu değerli arkadaşım. İki tane dış açı ortay var. Burada da bir dış açı ortay var. Dış açı ortaylar arasında kalan açı tepe açısının yarısının 90 tümleri neydi? Tepe açısının yarısının tümlerine eşittir. Yani biz burayı bu şekilde birleştirecek olur isek şayet burası 60 burası 80 80 60 140 buraya 40 derece kaldı. O zaman alfa açımız eşittir. Nedir? 90 eksi 40 bölü den o da 70 derece olarak bulunacaktır ki bu da sorumuzun doğru cevabının E seçeneği olmasıyla mümkündür. Şimdi aklıma şöyle bir şey geldi. Bakalım bir fantazi yapacağım. Olacak mı? Tutarsa bahtımıza. Şurayı birleştirelim. Bir yöntem daha aklıma geldi. Bakalım tutar mı? Şuradan da birleştirelim. Hiç daha bir anda aklıma geldi. Soru çözerken direkt aklıma bunu da düşüneyim dedim. Buralarda da açıortay olsun. Buralar da açıortay olsun. Açıortay arasında kalan açı 90 derece biliyorsun. Açıortay arasında kalan açı 90 derece bunu biliyorsun. Şimdi şu açımızda neydi? 120 ile 100'ün toplamın yarısı. Buraya e, x açısı diyecek olursak ikinci yol x açısı eşittir 100 artı 120 bölü 2 değil mi? Dörtgende bunu ispatladık. 220 bölü 2'den 110 derece yapacaktır. Hay hay buraya 110 derece diyecek olursak 90, 90, 110 ve alfanın toplamları 360 dereceden buraya 70 derece kalır. Bak buradan bir yöntemle daha sorumuz çıktı. Geldik 5. sorumuza. 5. sorumuza şöyle bir göz gezdirelim. Hemen aklımıza e, ispatladığımız kurallarımız geliyor. Ben buna kural demiyorum. Kural bağıntı. Bağıntılarımızın tabii hepsinin tek tek ispatları var. Komşu demiyoruz. Karşılıklı açı ortaylar arasında kalan geniş açının dar kısmı. Dar açı. Nedir? Diğer açıların farkının mutlak değerinin yarısıydı. Bunları tek tek ispatladık. O zaman o zaman 8 derece yani ee, türklere baktığımız zaman daha büyük 80'den daha büyük olduğu için o zaman alfa eksi 80 bölü 2 eşittir 8 derece diyorum. Dolayısıyla alfa eksi 80 eşittir 16 mutlak değerce. O zaman ya alfa eksi 80 eşittir 16 derecedir, ya da alfa eksi 80 eşittir eksi 16 derece olabilir. Buradan alfa eşittir 96 ve alfa eşittir nedir? 64 derece olarak bulunacaktır ki şıklarda 96 derece vardır. O zaman sorumuzun doğru cevabı değerli arkadaşım nedir? C seçeneğidir. Geldik 6. sorumuza. Hmm, 6. sorumuza bakalım. Tamam, 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 tamam. Alfa, alfa. Bu bunları yapmaktan bıkmadım ben, sıkılmadım. Her şey senin için. Burası da 180 2 alfa. Şimdi A, D, C, B dörtgeninde iç açıları ölçüleri toplamının 180 derece olduğunu kullanıyoruz. 180 eksi 2 alfa, 180 eksi 2 alfa artı 2 beta artı 110 artı 80 yani 190. O da eşittir işte 360 derece. Buradan ee, bu bu tarafta bunlar gider, burada 10 derece kalır. Bunları bu tarafa atarsak beta eksi alfa eşittir 5 derece gelecektir. Beta eksi alfa eşittir 5 derece. Hay hay. Şimdi devam ediyorum. Şurası nedir değerli arkadaşım? Şu açı. 180 eksi alfa. Tamam mı? Artı x. Artı x artı beta. Artı 110 derece. E bu da 100, 360 derece. Değil mi? Yani A, E, C, D dörtgeninde yine 360 dereceye kullanıyoruz. Şimdi beta eksi alfa burası tabii ki 5 dereceydi. Bundan bu gitti. Burada 180 kaldı. Buradan X açımız ne geldi? Yine aynı şekilde. Değerli arkadaşım aynı şekilde demeyelim. Daha ilk defa ilk, ilk çözüm yapacağız. 110. 115 daha. 115, 70, 65 derece mi geliyor? X açımız eşittir. Ne geliyor değerli arkadaşım? 65 derece olarak. 65 mi? Bir dakika 180'den 15. Yok 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 özür dilerim. Özür dilerim. Şöyle bakalım kaç geliyor? 75 derece mi geliyor? Evet. Bir daha bakalım işlemimize. Şimdi tamam. Burası beta eksi alfa. Tamam. 190, 10 derece kaldı. Bu burada. Bunları bu tarafa atlarsak beta eksi alfa 5 derece. Tamam. Beta eksi alfa 5 derece. Şurası 180 eksi alfa. Tamam doğrudur. Artı x artı b artı 110. Tamam. 180 kaldı. 70 kaldı. Evet. Burada bir 5 derece var. 70 65 derece çıkıyor. Ama bir yerde hatam var mı? Dur bakalım. 6. soruyu 65 olarak buluyorum. Bir yerde teknik olarak hatam var. Nerede bakacağım? Şimdi işlem olarak bir yerde hatam var mı? Ona tekrar bir bakalım. 180-2 alfa tamam. Tamam. 2 beta 80 ve 110. O zaman 190 yapıyor. Tamam. Ee, burada 10 kalıyor. Doğru. Onu, bunları, aa, of, 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 of. özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Alfa eksi beta. Sen gördün değil mi? Bana söylemeye çalışsın. Sesini duyamadım ben. O zaman burası eksi 5 derece olur ki. 105 burası dolayısıyla 75 derece kalır. Ufacık bir teknik hata yapmışım. Af Neyse kendimi affettireceğim sana. Biz de insanız canım biz de hata yapabiliriz değil mi? Bak orada bir ufak hata yapmışım oradan 10 derece patladı. Şimdi izin verirsem farklı bir yöntemden kendimi affettirecek bir yöntemden daha çizmek istiyorum. Çözmek istiyorum aklıma geldi. Şimdi burayı sildim. Bak çok pratik bir çözüm. tak daha önceki sorularda zaten benzerini çözdük biz seninle. Şimdi onu burada da uygulayabiliriz diye düşünüyorum. Aç ortay çizelim. Olmaz mı? şurayı birleştirdim. Aç orta çizelim. E, şurada şu da aç ortay olsun. Aç ortay. Aç ortay arasında kalan bu açı kaç dereceydi? 90 dereceydi. Hay hay. Şu açı neydi? Ki bunu biliyoruz. Bunu belirttiğime göre farklarının yarısıydı değil mi? O zaman bu açıya y açısı dersek ikinci yol ikinci yol değerli arkadaşım y açısı eşittir 110 eksi 80 bölü 2'den 30 bölü 2 15 derece kalacaktır. Dolayısıyla buraya kaç derece kalacaktır? 15 derece. O zaman bu üçgende iç açılır ölçü toplam 180 derece x artı 15 artı 90 eşittir 180'den x açımız eşittir 75 derece gelecektir ki bu da yine aynı şey benzer şekilde farklı bir yöntemden 75 derece yani sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Gelelim 7. sorumuzda ABCD bir dörtgen. BE ve DE dış açıortaylar. Hay hay. Dış açıortaylar ise bunları şöyle birleştirdiğim zaman şöyle uzattık. Bu da bir açıortay. Yani şurası 90 derece olduğunu biliyorum. Burada da 90 derece olduğunu biliyorum. Ancak ben şurayı bulmaya çalışsam şu açı, dar açı neydi? Dar açı. Şimdi 25 90 90 180. O zaman buraya ne kalacak değerli arkadaşım? Şuraya kaç derece kalacaktır? Buraya da Y diyelim y artı 180 artı 25 eşittir 360'dan 180'den 25 çıkartırsak y eşittir 155 derece yapacaktır. Şimdi burası 155 derece. O zaman buraya kaç derece kalacak? 25 derece kalacaktır. Tamam. Dolayısıyla bu açıların farklarının yarısı yani e, kuralımız e, kuralımız gereğince ki bunları defalarca ispatladım. Şu aradaki dar açı aradaki dar açı. Yani 25 derece eşittir karşılıklıken açıların farklarının yarısıydı. 130 eksi x bölü 2. Çünkü hangisinin daha büyük olduğunu soracaksın bana. Tabii şıklara baktığım zaman da bu büyük açı bu. Alfa ondan küçük olacak x açısı. Buraya attık. 50 eşittir. 130 eksi x olur ki buradan x eşittir. Kaç derece gelecektir sevgili arkadaşım? 80 derece olarak bulunacaktır. Yani bu sorumuzun doğru cevabı nedir? A seçeneğidir. Burası tamam. Bir de gelelim ikinci olumuza. Hazır mısın? Alfa, alfa dedik. Beta, beta dedik. Kaz ayağı var. Nedir? Alfa, beta 25, 130 derece. Alfa artı beta artı 25 eşittir 130 derece. Buradan alfa artı beta eşittir 105 derece. Aha. Alfa artı betayı bulduk 105 derece olarak. O zaman şuradaki dörtgene bakalım. Şuradaki dörtgene bakalım. Ne dersin? Tamam. Eee açılar ya da buraya da bakabiliriz. 180 eksi 2 alfa burada 180 eksi 2 2 beta. O zaman bu dörtgene bakalım. A, B, C, D dörtgenine bakalım. A, B, C, D dörtgenine bakacak olursak 130 artı x artı 360 eksi 2 parantezine alfa artı beta. Eşittir. 360 derece. 360'lar birbirine götürür. Alfa artı beta 210 olur ki 210 buradan x açımız evet eksi 200, e, 210 olur çarptığın zaman eksi 210 olur. O zaman 130 artı x eşittir 210 eşit olur. Eksi de o tarafa pozitif geçti x eşittir. Buradan kaç geldi 80 derece olarak bulunacaktır. Bu şekilde yine sorumuzun doğru cevabının A seçeneği olduğunu bulmuş olduk değerli arkadaşım. Geldik 8. ve son e, pardon son nereden çıktı 8. sorumuza. Şimdi burada gözüm bir şeyi takıldı. İki iç açı, bir iç açı ortay ve bir dış açı ortay arasında kalan açı tepe yarısıydı. Değil mi? Evet. O zaman biz bunu e, biz bunu böyle yukarıya doğru çıkartalım. Yukarıya doğru çıkarttık. Hay hay. Şimdi o zaman burası 40 sa şuraya 80 derece diyebilir miyiz dolayısıyla? Hay hay. Evet. Buraya da 40 derece dedik. 40 artı 80 eşittir 140. İki iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açı. Ona <laughs> Pardon 40 artı 80 140. Allah'ım ya Rabbim. Evet 40 ile 80'i topladık 140 bulduk. O da güzel. Bu da güzeldi. Bu da 120 derece. Sorumuzun doğru cevabı dolayısıyla nedir değerli arkadaşım? D seçeneğidir. Şimdi bunu bu şekilde bulduk. Tabii ee, burada farklı yöntemler kullanabiliriz. Nasıl yöntemler nasıl ne gibi e, defalarca çözdüm. Buraya örneğin alfa dedik. Buraya da alfa dedik. Beta dedik. Buraya da beta dedik. Sonuçta e, iki iç kendisine komşunun dış açıyı veriyor. Beta artı 40 eşittir alfadır. Dolayısıyla alfa eksi beta 40 derece olarak bulduk. Değil mi? O zaman burası da 180 eksi 2 alfa. Hay hay. Burada dörtgenlerin iç açıları ölçüleri toplamından bulabiliriz. Dolayısıyla 140 artı x artı 2 beta artı 180 eksi 2 x 2 alfa eşittir 360 derece. Tamam. Bununla bu da gitti. Bu da gitti. Geriye 40 derece kaldı. Tamam. x 2 beta ve 2 alfa. Alfa eksi beta Şöyle bakalım. Ee, buraya eksi parantezin alalım. Eksi 2 parantezin alırsak alfa eksi beta yapar ki eşittir 40. Alfa eksi betamız 40'tı. 2 çarparsak 80 olur. O tarafa geçersek 80 geçer. O da 120 derece yapar. Değil mi? X eşittir 120 derece olarak bu şekilde farklı bir yöntemden de bulunmuş olunur değerli arkadaşım. Geldik 9. soruya. Artık uzatmıyorum. Farklı yöntemlere yorduğumu farkındayım. Ancak hepsi senin için. Unutma bunu. Farklı açılar görebilmen için. Şimdi bunu biliyoruz ki bunu ispatlamıştık. Bu açıyla bu açının toplamının yarısı neyi veriyordu? Şunu veriyordu. Aynı şekilde bu açıyla da bu açının toplamının yarısı burayı veriyordu. Değil mi? Onların dolayısıyla hepsinin toplamı x'in toplamı 180 derece olduğu için yani şu açıyla şu açının toplamı 180 derece e açısı artı f açısı artı bunu iç açı alacak olursak ne olur? 75 derece olur. 75 artı 180 eksi x değil mi? Şunun da iç açısı 180 eksi x. Eşittir 360 derece. Dörtgen iç açıları ölçüleri toplamından. E açısı artı f açısının 180 derece olduğunu zaten söylemiş idik. Değil mi? 180 derece. 180, 180, 360 gitti. Buradan x eşittir. 75 derece olarak gelecektir ki sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? B seçeneğidir. Geldik 10. sorumuza. Evet benzer bir soruyu gördük. 30-75 nereden uzatsak acaba? Uzatsak bu taraftan. ha? 75 geliyor. O zaman o zaman o zaman burayı uzatalım. Nereden uzatalım? Şuradan uzatalım. Uzatalım mı? Uzattık bile. Uzatalım mı? Uzattık bile. Burası da 80 derece oldu. Burası da 75 derece oldu değerli arkadaşım. Heh, sonuçta bu bir aç ortay oldu değil mi? Bu da bir açıortay doğrusu. O zaman diğer köşeden gelen açı doğru da buradan geçiyorsa o zaman bu da açıortay doğrusudur ki bu da x'tir. Dolayısıyla 20 artı 2x artı 30 yani 50 artı 2x eşittir. Evet 50 artı 2x eşittir 180'den 2x eşittir 130 derece. Buradan x eşittir 65 derece olarak bulunacaktır ki sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? B seçeneğidir. Geldik 11. sorumuza. Güzel bir soru. Benzerine ÖSYM e tarzı sorularda da çözmüştük hatırlayacak olursan. Bu orta taban e, diyorduk değil mi? Karşıdaki orta noktayı birleştiren doğru parçası orta taban idi. Evet. E, ne yapalım? Buradan bir orta tabanı oluşturacak şekilde üçgende evet orta tabanları oluşturacak şekilde kenarlar çizelim. Tekrar hatırlatıyorum. Orta taban, üçgende orta taban farklı değil, değil mi? Buralar eşitti, paraleldi. Burayı da eşit parçaya bölüyordu. Burayı 2A dersek taban A idi. Hatırladın mı? Evet. O zaman buraya 2A der isek, bu da 2A olacaktır. Buraya A deriz, orta taban. Burası da A deriz, bu da orta taban. Yani şurayla, şurası da eşittir. Ben çok fazla kalabalık olması için orayı tekrar sildim. Görmen için yazmıştım. Evet. 50 ise şurası da 50 oluyor mu yöndeş açılardan? 50 80 ise aynı şekilde burası da 80 oluyor mu yöndeş açılardan? 80. Şuraya 100 derece kalıyor mu? 100 derece. Buraya 100 derece kalıyor. Tamam. Burası 50 derece. Burası 100 derece. Buraya alfa dersek. Bu da alfa olursa o zaman şurada bir ikizkenar üçgen oluştu. Alfa alfa. Şöyle çizeyim daha rahat görmen için. Ee, buraya T diyelim. T FE. E Buraya alfa dedik buraya da alfa dedik Tepe açımız 50 artı 100 oldu değil mi? 150 derece oldu O zaman alfamız 15 derece oldu mu değerli arkadaşım? Hay hay Alfamız 15 derece olacaktır Şimdi X açısını bulmak istiyoruz Dolayısıyla iki iç kendisine komşu mem dış açıyı veriyordu. Bu üçgende yani şöyle yapalım. 2, iç kendisine komşu mem dış açıyı veriyordu. Burası X olduğunu düşünelim. Şurası K noktası. Burası T dedik. Buraya da E dedik. Ee, burası 50 derece. Alfayı 15 derece bulduk. 50 ile 15'in toplamı 65 derece olarak bulunacaktır. Yani sorumlusunda, bu sorumuzun da bir önceki soruda olduğu gibi doğru cevabı 65. Bu sefer seçenek farklı C seçeneğidir. Geldik 12. ve son sorumuza. ABCD dış dışbükey dörtgenin B ve D köşelerinden çizilen iç açı ortayları arasındaki geniş açının ölçüsü 160 derecedir. Hay hay. Ne diyor? B ve D köşelerinden çizilen iç açı ortayların ara... E, o zaman şöyle yapalım mı? B ve D. Yani buraya B e, buraya A diyelim. B diyelim. C diyelim. D diyelim. B ve D arasında çizilen açının e, köşe açı ortayları arasında çizilen geniş açı 160 derece. Tamam. Burada kaç derece kaldı? 20 derece kaldı değil mi? O zaman BAD açısı. BAD açısı 46 derece olduğuna göre diyor. Hay hay. BCD açısı bu açı nedir? Buraya da alfa diyelim. O zaman alfa eksi 46 bölü 2 eşittir. X yani bu dar açıydı değil mi? 20 dereceydi. İspatlarını da tek tek yaptık. Buradan alfa eksi 46 derece eşittir. 40 ee, ...buradan ne diyoruz? Alfa eksi 46 ya 40'tır ya da alfa eksi 46 eksi 40'tır. Buradan alfa eşittir 86 ve alfa eşittir eksi 40 demiştik. Artı 6 derece kalır ki toplamları nedir? 92 derece olarak bulunacaktır. Bu da sorumuzun doğru cevabının D seçeneği olmasıyla mümkündür. Evet değerli arkadaşım bu şekilde pekiştirme dördünde sonuna geldik. Bir sonraki bölüm dörtgenlerde uzunluk konusunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.